biraz çoğalsın. Evet, biraz daha takipçilerimiz gelmesini bekliyoruz. Birazdan Tatlı Çay projesi hakkında buradan bilgi vermek istiyoruz sizlere sevgili izleyiciler. Biraz yayının takipçilerimizin artmasını bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Tatlı Çay kenarındayız şu anda ve Tatlı Çay projesini sizlere anlatmak istiyoruz. Biliyorsunuz yıllardır Çankırı'nın merakla beklediği bir projeydi. Çankırı'nın ortasından geçen bir çay var ve maalesef bu çay görüntü açısından da çok olumsuz, insanların tepkisini toplayan bir çaydı. Geçtiğimiz günlerde Tatlı Çay projesi Çankırı Belediyesi Başkanlığı tarafından start aldı. Kameraman arkadaşım Murat Babutçu ile birlikte şu anda Tatlı Çay kenarındayız. Hemen sol tarafımızı görüyorsunuz. Sol tarafımızdan Ankara Kastamonu yolu geçiyor ve sağımızda da Tatlı Çay bulunuyor. Ben kısaca size Tatlı Çay projesinden bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu çay tabanında görüntü kirliliği vardı. Ve geçtiğimiz günlerde burada iş makineleri dereye yatağına girdiler ve bu şekilde bir düzleme yaptılar dere yatağında. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler burada çalışmayı başlattılar ve birinci etap dediğimiz çalışmada hastane köprüsü ile Dedeler Köprüsü arasında kalan bölüm, yani bu ileride Dedeler Köprüsü, şu anda istasyon kavşağı köprüsünü görüyorsunuz. Bu ilerideki Dedeler Köprüsü ile hemen karşıdaki Hastane Köprüsü arasında kalan bölüm birinci etabı oluşturuyor ve birinci etap yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir etap, güzergahtan bahsediyoruz. Ve çalışmalar 60 günde bitirileceği söyleniyor. Çalışma bittiğinde de Tatlı Çay farklı bir görünüme kavuşmuş olacak. Tıpkı Kastamonu'yu görenler bilirler, Kastamonu'nun deresinde olduğu gibi burası da böyle güzel bir görünüme kavuşacak. Hemen karşıda tekrardan kameraman arkadaşım göstersin. Karşıda da Çankırı Belediyesi'nin çocuk sineması ve hemen sağımızda Güneş İlk Öğretim Okulu var ve bu karşıda görmüş olduğunuz otomobillerin bulunduğu park olarak kullanılan bölümde de iki tane çay bahçesi yapılması düşünülüyor ve bu, biz her zaman söylüyorduk, çay bahçeleri Çankırı'ya geri gelsin. Yani Çankırı'nın en havadar, dere yatağının kenarında oksijeni bol olan bölgesinde çay bahçelerinin olmamasını eleştiriyorduk. Ve buraya da iki tane çay bahçesi yapılmış olacak proje bittiğinde. Yine hastane köprüsüne bent yapılması planlanıyor. Ve bu bentle de birlikte olası bir taşkınlarda da rutubata karşı orada bir önlem alınmış olacak. Ve tabii ben yine ne yapılacak burada ondan bahsetmek istiyorum. Rigol bir kanal yapılması düşünülüyor. Yani ortadan bir beton atılacak, buradan su geçecek ve duvarla rigol kanal arasındaki bölümde de yeşil alan olarak bırakılacak. Tabii bir büyük bir sel afeti olduğunda da sadece yeşil alan tahrip olmuş olacak. Başka da bir sıkıntı olmayacak. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri, biz burada projeyi kısaca size anlatmaya çalıştık. Tabii bu Tatlı Çay projesi birçok seçim vaadine de konu olmuştu. Her seçim öncesinde Tatlı Çay projesi sunuluyordu. Ama aklın yolu birdir derler diye insanlar şunu söylüyordu: Kastamonu gibi olsun, fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Maalesef yıllarca
Bu şekilde Tatlıçay çirkin bir görüntü sergiledi. Ama aklın yolu birdir, yine vatandaşların söylediği noktaya gelindi. Bu da önemli bir nokta, bakın. 15 sene önce vatandaşlar diyordu ki gelin burayı Kastamonu'daki gibi yapalım. Ama çok devasa projeler, yüksek maliyetli projeler, ama bir türlü yapmak nasip olmadı zaten. Hani dere yatağına da fazla da bir şey yapılmasına da ben karşıyım. Yani insanlar aşağıya insin, otursun. Yani sonuç itibariyle Giresun'da yaşanan sel olayını biliyorsunuz. Sonuçta doğa her zaman intikamını da alıyor bir şekilde. Fazla da bir şey yapmaya gerek yok, ama bu güzel bir görüntüye kavuşması bile yeterli olur. Yine buralarda da, bu bölümde de çıkma balkonlar yapılacağı, teraslar yapılacağı söyleniyor. Tabii biz proje bittikten sonra daha rahat bir şekilde nasıl bir şey olduğunu da görmüş olacağız. Bunu da buradan anlatmak, açıklamakta yarar görüyorum. Evet, yine tekrardan kameraman arkadaşım Murat Babutçu gösterirse, karşı bölümde görmüş olduğunuz otoparklı alan çay bahçeleri oluyor ve bu çay bahçelerinde insanlar gelip sosyalleşebilecekler, bir soluk alabilecekler. Özellikle de bu koronavirüsten sonra açık alanların önemi bir kat daha arttı. Bu açıdan bakıldığında da bu projenin hayata geçmesi son derece önemli. Söylediğimiz gibi biz Sayın İsmail Hakkı Esen'den en başından beri diyorduk ki bizim çay bahçelerimizi geri yap, geri verin. Burada 4-5 tane çay bahçesi yapın. 4-5 kişi de ekmek yesin. İnsanlar kaldırımda oturuyor. Niye? Oturacak yer yok. Yani böylesi bir dere yatağı var. Böylesine oksijeni bol bol bir koridor var. Hiçbir şey engellemiyor. Ama burada bu dere yatağında maalesef kenarları eski çay bahçeleri vardı. Bu çay bahçeleri yıkılmıştı. Yeniden çay bahçeleri geri geliyor. Yine hemen ileride burada Çankırı Belediyesi'nin almış olduğu bir sosyal tesis var. Bu sosyal tesis de restore ediliyor. Orada bittiğinde çay kenarında Çankırıların oturabileceği 3-4 tane mekan olmuş olacak. Bu şekilde buradan size aktarmak istiyorum. Tekrardan söyleyecek olursak, Hastane Köprüsü'nden Dedeler Köprüsü'ne kadar olan 1 kilometrelik bölümde proje hayata geçiriliyor. Birinci etap projesi ve birinci etabın ardından da ikinci ve üçüncü etaplar yapılacağı söyleniyor. Tabii birinci etabın 60 günde de tamamlanması hedefleniyor. Benim Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bostan'la da bir görüşmem oldu. Ondan aldığım bilgileri de sizlere buradan aktarmak istiyoruz. Evet, Çankırı güzel bir şehriye kavuşacak inşallah. Şehrimiz oldukça son derece şirin, Anadolu'nun güzel vilayetlerinden birisi ve biz çok daha fazla şeyin hak ettiğine inanıyoruz bu şehrin. Ve yine aynı şekilde ulaşım ağları konusunda da biz 2 gün önce Çankırı Postası canlı yayını olmuştu ve Çankırı Valisi Sayın Abdullah Ayaz katılmıştı. O da önemli açıklamalarda bulundu. Neydi bu açıklamalardan birisi? Dönüşümlü çalışma sistemi bu pazartesiden itibaren yeniden başlıyor. Buradan kurumlarda çalışan memur arkadaşlarımıza, işçi arkadaşlarımıza tekrardan duyurmak istiyoruz. Pazartesi gününden itibaren 15 Ekim tarihine kadar dönüşümlü çalışma sistemi devam edecek. 15 Ekim'den sonra tekrardan bir değerlendirmeye alınacağı söylendi. Yine bakın, bunu ısrarla söylüyorum, Çankırı'da vaka sayıları hala artmaya devam ediyor. Ben şu anda maskemi çıkarttım ama şu anda etrafımda kimse yok. Size daha iyi bir yayın yapabilmek için bu şekilde çıkarttım. Fakat hiçbir zaman maskemizi çıkartmıyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Vaka sayıları artıyor. Hastanede yer sıkıntısı var. Hastanenin kapasitesi artırılmaya çalışıyor. Şu anda bugün yoğun bakım ünitesinin yanındaki duvarlar yıkılıp 5 yatak daha eklenmeye çalışılıyor. Böylesi bir durumla karşı karşıyayız. O açıdan da lütfen herkes elinden geldiği kadar maske, mesafe ve hijyene dikkat etsin. Buradan rica ediyoruz, lütfen bu kurallara uyalım. Evet, bizim Tatlıçay kenarından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Kameraman arkadaşımız Murat Babutçu ile birlikte sizlere saygılar, sevgiler sunuyoruz.